Merhabalar. Sadiye teyzenin sorununu çözdük. Sadiye teyze anlarıyla yaşadığı evine kavuşurken damada da hapis yolu gözüktü. Kime niyet kime kısmet derler ya. Oğuz artist olmak isterken Eda'ya şöhret olmanın kapıları açıldı. Sonrası mı? Ergacığım, ben bankaya gidiyorum. Ödenecek bir sürü fatura var. Tamam, sen keyfine bak canım. Ben buradayım nasıl olsa. İnşallah bankada fazla kuyruk falan yoktur. Oyalanmadan gidersen halledersin işini. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah sanadır. Alo, buyurunuz. Evet efendim, biz verdik o gazetedeki ilanı. Buyurun, buyurun. Şimdi evimi sizlere mi kiralayacağım kızlar? Evet, üç arkadaşız. Üçümüz aynı evi paylaşacağız. Aman ne güzel ne güzel. Şey, kira ne kadar? Kira kolay canım. Vallahi sizi çok sevdim. Üçünüz de birbirinizden şeker şeylersiniz. Sen akide, sen lokum, sen de fıstık ezmesi. Çok tatlı şeylersiniz siz. Kız, senin adın ne bakayım? Mahmure. Mahmure? Hı. Yastık dikerek mahmure, yastık dikerek mahmure. Şarkısı bile var. Ne diyor bu ya? Şey, bize evinizi kiralamayacak mısınız? Kira kolay canım. Sizden iyi kiracı mı bulacağım? Sizden iyisi Şam'da kıyısı. Ne zaman taşınıyorsunuz çıtırcıklar? Şey, aslında beyefendi bizim durumumuz acil. Bana beyefendi demeyin ama. Bütün kızlar bana sebuş der. Siz de sebuş deyin. Çok yani, hoş olur. Hadi abi, yoksa ben bu herifin beynini patlatacağım. Nereye kızlar ya? Şimdi biz bu ev kiralamayacağız. Evet, Seda'yı da Orhan Beyler aldı. Belki de Cihan Hanım aldı. Neyse, korktuğumuz başımıza gelmedi. Depremize de çocukların hepsini bir aile yanına verebildik. Artık okulun tadilatına başlayabiliriz. Aslında bu tadilat iyi oldu. Çocuklar için de bir değişiklik. Aile ortamında bir hafta sonu geçirmek yavrucaklara moral olacak. Ali nerede? Yukarıda. Deminden beri hazırlanıyor seninki. Bakalım Oktay Ali'ye de görünce ne yapacak? Oktay'a sürpriz yapacaktın ha? Neyse evet. Siz burada laflarken ben de ustaları arayayım bari. Bir an önce badanaya boyaya başlasın. Hadi. Kızlar, bundan böyle iki seçeneğimiz kalıyor. Ya bugün bizi köyümüzün yağmurlarıyla yıkayacak ilk otobüse binip elveda İstanbul diyoruz. Yok, ben bunu pek tutmadım. İkinci seçeneği söyler misin? Ya da şansımızı zorlayıp yarın akşama kadar başımızı sokacak bir ev buluyoruz. İşte bu ikinci söylediğin tam bir mucize olurdu. Şansımızı sonuna kadar kullanmalıyız. Boşaltmamız için yarın akşama kadar süre verdiler. Bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Ulan İstanbul'a gelirken ne umutlarımız vardı be. Okulu bitirecektik. Müziğimizi aleme kabul ettirecektik. Çok ünlü kızlar olacaktık. Hale bak. 2 yıl içinde tam 6 ev değiştirdik. Ve şimdi sınav öncesi sokakta kaldık. Sokak köpeklerine bile sahip çıkıyorlar. Onların bile bir evi var. Aydın! Ay, ödümü patlattın Cemil. Gidiyor musun? Hayır, gidiyorum. İyi misin sen? İyiyim hayatım. Canavar gibi kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. İyi bak, ilaçlarını almayı unutma, tamam mı? Tamam, unutmam hayatım. İlaçlarımı saati saatine alıyorum. Hiç aksatmıyorum, tutsaydım hayatım. Tamam, bir dakika. Ayakkabını mı giyiyorsun hayatım? Zor oluyor, ayakların şişti herhalde. Canım, akşama görüşürüz. Görüşmek üzere. Ay, ne yapıyorsun Cemil? Daha tam iyileşmedin. Yani seni öpmem için doktordan temiz rapor mu almam gerekiyor hayatım? Evet Cemil. Güle güle, hayırlı işler. Yat hemen, örtün. Tamam hayatım. Sanki bende veba var, nasıl satayım ya? Boyacılar geliyor. Macit Bey, siz başlarında olacaksınız değil mi? Gayet tabii. O zaman ben Ali'yi alıp çıkabilirim. Birlikte çıkarız. Tamam. Ali! Aman Macit Bey. Ali hazır mısın? Çalışırken camları açık bırakırlar. Siz diğer yanda kalıp üşütmeyin sakın. Merak etmeyin Saadet Hanım. Ben çocuk değilim. Aman Macit Bey. Ben hazırım. Yok çocuk. Ulan şu koskoca İstanbul'a biz mi fazla geldik be? Kızlar, şu emlakçıya bakalım mı? Hangisine? Şuna. Hadi bakalım. Çıkmadıkça adan umut kesilmez. Oğuz, sen Ali'yi gördün mü? Yok, görmedim. Masaya koymuştum. Acaba kitapların arasında mı? Bir baksana ya. Burada yok.
Deli olacağım, nereye koydum? Ya acaba yatak odasına mı bıraktım? Bir oraya bakayım. Adam kadına yaklaşır, belini kavrar ve dudaklarına ateşli bir öpücük kondurur. Seni istiyorum. Oha be! Oğuz, bir şey mi dedin? Yok canım, problem biraz zormuş da. Ay yok yok yok! Nereye gider bu koca senaryo? Anlamadım, uçmadı ya. Canım ben nereden bileyim senin senaryon nerede Allah aşkına? Ay Oğuz, masaya bıraktığımı hatırlıyorum ya. İçerideki kitapların arasına bir baksana, belki oradadır. Ay Oğuz, kaç kere baktım? Aa, senaryo. Aa, senaryo. Aşk olsun Oğuz. Ne yani, şimdi senaryonu ben mi sakladım? Ben öyle bir şey söylemedim. Ama ima ediyorsun. Of Oğuz, saçmalama, ima da etmedim. Yani hiç işim gücüm yok, ben senin senaryonu saklayacağım çocuk gibi. Benim ders çalışmam lazım, beni meşgul etme. Peki. Evet efendim, üç odam bildir, kaloriferli olan. Evet. Bir de yeni bir tane geldi, 4+1, o biraz büyük. Evet, bir de 2+1 var, o biraz küçük geliyor size. Ne zaman arzu ederseniz. Şey acaba... Buyurun. Ay size demedim, müşteri geldi. Buyurun şöyle oturun. Acaba bize yardımcı olabilir misiniz? Hanımefendi, müşteri geldi, ona diyorum. Tamam, beklerim efendim. Rica ederim, rica ederim. Geçmişime baktığımda görüyorum ki hiçbir şey sandığım gibi değilmiş. Kandırılmışım. 1071 Malatya zaferiyle Türk orduları Anadolu'ya girerken... Hayır, dur orada. Gelme. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ama ben sana... Eda, biraz susar mısın lütfen? Burada ders çalışıyorum ve okuduğumu anlamıyorum. Ben de prova yapıyorum oğlum. Provanı içeride yapamaz mısın? Beni içeri yollayacağın kadar sen kitaplarını alıp içeride ders çalışamaz mısın? Doğru söylüyorsun. Benim senin gibi starın karşısında ne önemim var ki? Ben sadece üniversite hayalleriyle yaşayan, karısının eline bakan bir çömezim. Biliyor musun? Birlikte hayallerimiz vardı. Üniversiteye gidecektik. Benim sevdiğim kadınla ortak hayalim üniversiteye gitmekti. Oğuz, ben üniversite hayallerimden vazgeçmiş değilim ki. Geçmiş olsun ya. Nasılsın bana bak, iyi misin? İyi, fena değilim. Yarın doktor gelecek, son bir muayene edecek. Ya ne tuhaf adamsın be. Onca hastalık varken sen kalk kızamık ol ya. Ya ne bileyim, hani süt şişe beni daha iyi açardı ama ben tercihimi kızamıktan yana kullandım. Ben mi istedim canım kızamık olmayı? Sen dalga mı geçiyorsun? Ne öyle? Ben kızamık çıkarttım ama tedbirli olmak lazım. O maskeyle öyle bakı mı soyacaksın? Ya diyorum ya sana işte, tedbirli olmak lazım diye. Bana bak. Sana da vereyim mi birazcık dezenfektan ha? Yok yok, sağ ol, teşekkür ederim. Olur mu ya, iyidir be. Bana bak, kızamık var ya, çok felaket bir hastalıktır biliyor musun? İnsanı erkekliğinden bile eder derler yani. Yok ya, o senin dediğin kaba kulakta olur oğlum. Beni gıcık edemezsin can dostum. Seni çok özledim, bir öpeceğim. Ne öpesi ya? Öpeceğim, öpeceğim. Cemil, sevmem öyle çapıcı öpüşmeyi. Kanım kaynadı, öpmek istiyorum. Ya istemem Cemil'ciğim, sana geçmiş olsun. Hadi öpmek be. Öpmek istiyorum Cihaz'ım, öpeceğim. Cihaz, öpüyorum seni. Yani olacak şey mi bu anlattıklarınız? Tüylerim diken diken oldu, bütün tüylerim ayakta. İşte böyle teyze ya. Beni en çok okulu bırakmak mecburiyetinde kalmanız üzdü. Teyze, Allah seni inandırsın var ya. Yavrum, nedir öyle durmadan teyze teyze diyorsun? Dilinden düşürmüyorsun bu lafı. Hiç hoşlanmam o laftan. Belki yani mecburen kabul edebilirsen bir abla. Tamam abi, abla. Ya bir ev buluyoruz, yerleşiyoruz. Tam şöyle bir rahat ediyoruz. Ondan sonra ev sahibi bir martaval yapıyor, koyuyor kapının önüne ya. Yok eve erkek alıyormuşuz. Yok içki içip alem yapıyormuşuz. Yok komşuları rahatsız ediyormuşuz. Yok şu yok bu. Hangi devirde yaşıyoruz efendim? Bunların milenyumdan falan hiç haberi yok mu? Yani bu dediklerinizin hepsi fazla ifrata kaçılmadan herkes tarafından yapılabilir, normaldir. Hiç merak etmeyin. Helga size uygun bir ev mutlaka bulacaktır. İnşallah. Sadece inşallah değil, aynı zamanda nazar değmesin diye maşallah da diyeceksin. Ya Helgacığım. Ne? Öldüm vallahi yorgunluktan, kuyruklarda be. Aa, çay hazır mı? Bakın, size kocam Rüştü'yü tanıştırayım. Bunlar da Memure, Mahmure, Lale ve de Şebo'du.
Memnun oldum kızlar. Bu film işi çıktı çıkalı eline bir tane bile kitap almadın. Yalan mı? Böyle elinde senaryo prova yaparak sınav hazırlandığını sanıyorsan bence yanılıyorsun. Ben çok önemli bir karar verdim Oğuz. Hollywood'a gitmek mi? Belki o da olur ileride. Ben konservatuara girmeye karar verdim. Konservatuara gitmek mi? Yani güçlü düşünebile biliyor musun? Hiç kimse bu üç kıza evlenmek istemiyormuş. Yani rezalet. Eğer yarın akşama kadar ev bulamazlarsa bu zavallılar sokakta kalıyorlar. Evet, yarın akşam itibariyle bir evimiz olmazsa sokaktayız. Yani düşün, bu zavallılar okullarını bırakıp memleketlerine geri dönmeye karar vermişler. Canım, benim vicdanım bunların okulunu bırakıp memleketlerine gitmesine müsaade eder mi Rüştü? Yoksa size ev bulurum diye sözüm verdi. Evet. Demek oyuncu olacaksın ha? Aa, pardon, özür dilerim. Sen zaten oyuncusun. Bir an dalgınlığıma geldi de kusura bakmazsın artık. Eğitimli mi sanatçı olmayı tercih ederim? Tercih senin tabii. Eğitimli olmak var, olmamak var. Neyse, Osmanlı Devleti'nin yeni hareketlerinin başlısından sonra... Ya Ergacığım, nasıl yaparsın bunu? O köpekli kıza ev bulmak için anamızı ağlamadı mı ha? Ha? Nasıl yaparsın bunu? Şimdi söz vermişsin. İçeride ne konuşuyorlardır acaba? Amca bizden pek hoşlanmadı galiba. Düşün bir kere Beruş'tu. Bu kızlardan biri bizim kızımız olsa, o tatlı özlemimiz. Ve o kalkmış gelmiş buraya okumak için. Ona ev kiralamıyorlar. Neden? Çünkü o bir genç kız ve bekar. Olur mu böyle şey ha? Bu haksızlık olmaz mı Rüştü? Bence en büyük haksızlıktır. İyi ama be Helgacığım. Sen bu ülkeyi yönetenlerden değilsin ki. Öyle bile olsan hiçbir şey değişmez. Ama bunlar anne baba evladı değil mi Rüştü? Ne kadar köpecik hepsi ha? Tamam Helga. Nasıl istersen öyle olsun. Ben karışmıyorum. Ben yine de şansımı deneyeceğim Rüştü. Lazım. Nereye? Prova'ya gidiyorum. Hı, doğru, provam var değil mi? Evet. Ben biraz geç kalabilirim. Fazla merak etme, olur mu? Etmem. Bir şey daha söyleyeceğim. Bugün bana avans olarak bir çek verecekler. Sana bir şey almam ister misin? İstemem, sağ ol. Akşama görüşürüz. Hadi kızlar çabuk olun. Hava kararırsa evleri gezemeyiz. Hadi gelin. Yarın bir gün bir zengin olursan var ya, sadece kız öğrencilerin kalacağı kocaman bir apartman yaptırmazsan bana da yuh desinler. Hep gençlikte böyle söylenir de ileride paralı ve ev sahibi olunca tatlı düşünür bu hanımefendi. Doğru. Şimdi hepimiz sağ ayağımızı atıp inşallah maşallah diyeceğiz. Hadi. İnşallah maşallah. Aferin sana. Bayağı abi geldi. O çalışıyor, akşam gelecek. Hem o geldiğinde ona sürpriz yapacağız beraber, değil mi? Yani olacak şey mi? Kendisi için bir sorun yokmuş ama apartman yönetimi için problem olabilirmiş. Yani bu kadarı da pes doğrusu. Kızma be Elga abla. Biz o kadar çok alıştık ki bunlara. Ama biliyorsunuz mu benim en büyük özelliğim nedir? Ben böyle şeylere asla pabuç bırakmam. Hiç de moralimi bozmam. Bozmadım moralimi. Biliyorsunuz mu bugün bulamadık evi. Ama yarın sabah kaldığımız yerden başlıyoruz. Tamam, hadi çak. Çak, çak. Anlaştık? Anlaştık. Hadi bakalım Levi. Özel misafirimiz var. Özel misafirimiz mi? Evet.
Yumuşa, babanlar olsa onlar güzel misafir sayılmaz. Oğuzlar zaten misafir. Benim! Vay 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 vay, aslanım benim, ne haber? İyiyim. İyisin ha? Ulan özledik seni be, özledik seni. Bir dakika, bir dakika. Elini yüzünü yıkasın, ondan sonra yemekte laflasın. Ya tabii iki satır oynuyoruz şimdi. Ayacıklarım, ayacıklarım, zavallı ayacıklarım. Sıcak suya koydum, soğuk suya koydum, bana mısın demedi. Ağrısından ölüyorum. Ya sana otur desem oturmasın. Yorulma diyorum, dinemiyorsun. Şimdi tutturdun kızları, ne bulacağım? Ne yapalım Rüştü? Ekmekin parasıdır, ekmek parası. Ya tamam anladım, ekmek parası da yani. Sen de biliyorsun işte, bu kızlara ev bulmak mümkün değil. Kendini boşuna harcıyorsun ya. Harcarım tabii. Kızların yerine kendimi koyuyorum. Eğer herkes benim gibi yapılsa, bu dünyada birçok şey doğru gider. Kızların yerine kendimi koyduğumda onlara haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Onun için inat yapıyorum işte. Çok özledim Aynur. Kusura bakma Cemil. Sen tamamen iyileşmeden onu annemden getirmeyeceğim. Ama hayatım iyileştim, ateşim de düştü. Çok iyiyim. Yarın sabah kim gelecek Cemil? Kim? Doktor. O tamamen iyileştiğini söylediğinde her şey bitmiş olacak. Biraz daha sabredemiyor musun? Ya, doktora inanıyorsun da kımı gibi kocana inanmıyorsun hayatım ya. Cemil hadi git yat içeri. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun efendim. Nasıl büyük oyuncu, yoruldular mı? İsterseniz siz ılık banyonuzu yaparken ben de sizin yemeğinizi hazırlarım. Ne dersiniz? Ay Oğuz gerçekten çok iyi olur çünkü çok açım. Hatta sıcak bir çorba çok çok iyi olur. Bilmem farkında mısın ama biz burada kuru ekmeğe talim ediyoruz. Ben de sanmıştım ki... Hem nedir, ne provası gece yarısı bu böyle? Ne bileyim ben Oğuz. Masa başı çalışmasıymış. Çekimden önce hep yapılırmış. Seni unuttuğumu sorma. Bütün gün aklım sendeydi. Çok özür dilerim. Saatin bir olduğunu farkındasın herhalde. Bak yarın sete gitmeden önce sana bol bol yemek yaparım. Sen de böylece kuru ekmeğe talim etmemiş olursun. Olur mu canım? Yarın da mı çalışacaksınız? Oğuz biraz daha sit işine lütfen. Hem bak burada ne var? Bak avansını da nakit olarak verdiler bak. İşler. Hoş geldiniz efendim. Buyurun oturun. Efendim kuru yemişçi Fadıl Bey söyledi sizi bana. Namuslu insanlar mısınız? Ben evimi kiraya vermek istiyorum. Ama benim için en önemli husus evimi tutacakların ehli namus kişiler olması. Mazbut olmayan insana evimi vermem efendim. Geçmiş olsun. Kızımı atlattınız. Nasıl iyiyimdi doktor? Aslan gibisiniz. Duydun mu Aynur, aslan gibiyim. Doktor, eski yaşantıma geri dönebilirim değil mi? Elbette. Eğer çocukluğunuzda kızamık geçirmiş olsaydınız tekrar yakalanmayacaktınız. Hem ilerleyen yaşlarda bu hastalık böyle ağır seyrediyor. Efendim, giriş belli olmayan insana evimi bilmem. Ama namuslu, ihtiyaç sahibi garibana parasına puluna bakmadan evimi veririm. Sevaptır. Peki, aklı başında, namuslu, yani tam sizin dediğiniz gibi üç kıza evini verir misin? Nasıl? Üç hanım kıza evini verir misin? Üç kıza? Ya, üçü de pırıl pırıl öğrenci. Düşünebiliyor musunuz?
memleketlerinden kalkmış gelmişler buraya okumak için. Yani sizin anlayacağınız sevap işlemek istiyorsanız bundan iyi bir fırsat asla bulamazsınız beyefendi. Üç kıza hem de öğrenci. Vallahi billahi olmaz. Vahum, neden bu kadar kesin konuşuyorsunuz? Birader, sen olsan verir misin evini? Verir misin ha üç kıza? Neden vermeyeyim birader? Bunlar da vatan evladı. Okuyacaklar, adam olacaklar, bu vatana millete faydalı olacaklar. Gereksinimleri varsa, 10 tane evim olsa 10'unu birden veririm. Vallahi belki sen verirsin ama ben vermem. Doktor bey, yani şimdi ben kızıma, karıma sarılıp öpebilirim değil mi? Elbette. Yani hiçbir sakıncası yok değil mi doktorum? Ben bir sakıncası yok. Duydum değil mi Aydın? Duydum. Duydun Cemil, tamam. Kız içimden geldi, doktor da izin verdi. Cemil tamam, ayıp oluyor. Tekrar geçmiş olsun. Efendim çok teşekkür ederiz. Allah tuttuğunuzu arzu etsin. Hipokrat'ınıza kurbanım. Allah razı olsun efendim. Çok teşekkürler. Efendim görüşmek üzere. Zahmet ver, sağ olun var. İyi günler, sağ olun. İyi günler, teşekkürler, sağ olun var. Artık sana sarılabileceğim, seni öpebileceğim. En güzeli artık aynı yatağı paylaşacağız hayatım. Tamam Cemil, işe geç kalıyorum ben. Aynur. Bu gece çok önemli bir gece olacak. Bu gece çok güzel bir gece olacak. Sana kavuşacağım. Helal olsun Uçtu. Helal olsun sana kocam. Ne güzel ağzının payını verdin adamın. Yani 10 evim de olsa onunu kızlara veririm dedin ya. Nasıl gurur duydum seninle anlatamam. Kelimelerle ifade edemem. Bir de sevaptan bahsediyor. Ya. İnsanlıktan nasibini almamış. Hadi kızlar. Beraberce ev sahipleriyle konuşmaya gidiyoruz. Hadi durmak yasak. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Güle 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 güle. Hadi kaçın, geç kalma ha. Merak etme Uçtu. Hoppa. Nereye gidiyoruz? Nereye istersen Bücür. Bücür mü diyorsun kocaman adam? Evet. Allah. Ortak, karnın acıktı mı? Evet. Ne yemek istersin? Hamburger. Aslanım benim, şimdi hemen hamburger yemeye gidiyor. Hadi hadi hadi. Kaçırsın. Hadi hadi. Afiyet olsun kızlar. Şimdi bakalım dosyamıza, durumumuzu bir gözden geçirelim. Evet, çilek apartmanı olmadı. Hoş ver. Naci Bey'inki de olmadı. Ne yapalım canım? Sanki evleri çok bulunmaz it kumaş. Olmazsa olmasın. Cavitoğlu apartmandaki o Gönül Hanım ne saçmaladı, ne biçim kadınmış. Hiç ben öyle zannetmezdim onu. Suyi Bey'den de hiç beklemezdim olmadı. Ne canım? Artık daha fazla yorulmasanız. Makus kaderimize boyun eğmekten başka çaremiz yok. Bir çocuk, bir düş hayatımızda. Bir düş gerçek olmayacak zamanda. Küçücük ellerinde oyuncakları. Bazen gözlerinde boncuk, boncuk gözyaşları. Bir çocuk düşledik neşesi evimizin. Bir çocuk düşledik meyvesi sevgimizin. Bir çocuk düşledik bizi daha ağlayacak. Öyle bir düş gibi hiç gerçek olmayacak. Karını yerine koy kendini. Sen çalışıyor olsaydın, Eda sana sorun çıkartır mıydı? Bilmiyorum. Bak oğlum, unutma. Birbirinize destek olacaksınız. Ama baba, yani geceleri eve geç geliyor. Aması maması yok oğlum. Almanya'da ben de işsiz kaldım. Annen evi geçindirirken senin ablana ben dadılık ederdim. Unutma oğlum, hayat birliktelik demektir. Hayatı yaşamayı, paylaşmayı bileceksin. Ben de sanmıştım ki bana... Bak oğlum. Zannediyorum, şöyle düşündün. Ben karına karşı senin yanında olacağım.
Yanlış. Bu gece gidebileceğimiz bir kulübemiz bile yok Helga abla. Kızlar durumumuzu bir düşünsenize. Hadi kızlar kalkın gidiyoruz. Önce eve, oradan otogara, oradan da doğruca memlekete. Bitti artık hadi. Yahu kızlar durun, bu ne zengin kalkış oldu. Bir oturun, bir müsaade edin şu Helga ablanıza. Bulacağım bir çağı ediyorum. Ay bu gençler çok sabırsız oluyorsunuz yani. Bir durun bakalım. Lafı bir daha hiç duymayayım. Ne demek zahmet? Hiç hoşlanmam öyle laftan. Ama bizi daha tanımıyorsunuz bile. Aa, buna da küserim. Yani sizin o gözlerinizdeki pırıltıyı, dürüstlüğü, yanıp tutuşan, okumak için çırpınan kalbinizi anlamaz mı bu kaç yaşındaki Helga? Ay, sizi öpebilir miyim? Gerçekten mi? Tabii. Yapmayın böyle, ağlatacaksınız beni. Bakın burada olmak sakın moralinizi bozmasın. Yani bugün ev bulamadıysak yarın var. Mutlaka yarın buluruz. Ben de pes etmek yoktur kızlar, emin olun. Gülün bakayım biraz. Gelin gelin, içeriye gidelim. Ağır yüklerle durmayın. İnşallah maşallah beğenirsiniz. Bu şiir yapayım. Gelin gelin. Bak oğlum, istiyorsan bize gidelim. Yok baba, ben eve gideyim. Bakarsın Eda bugün erken gelir. Aferin bak, iyi düşündün. Eve gidince de sakın kıza abuk subuk konuşma ha. Tamam baba.
affedersiniz, biraz gürültü yaptık. Ama Selga ablanıza ne dediniz? Ders çalışacağız dediniz. Bak ben bulaşık yıkayacağım dedim, yıkıyorum. Ne yapıyorsunuz? İyi ama biz zaten ders çalışıyoruz. Biz konservatuarda okuyoruz. Ben bilemedim. Ders çalışın. Ders önemlidir. Ben gidiyorum. Tamam. Kızlar bu evde ne arıyor? Helga! Efendim kocam? Bu kızlar diyorum, ne arıyor bizim evde? Tanrı'nın misafiri olarak ev buluncaya kadar bizde kalacaklar. Aa! Evet. Peki o gürültü ne? Aha, aşk olsun bir dikkatle dinlesene, gürültü müdür acaba? Müzik yapıyorlar, konservatuvarda öğrenciler de ondan ders. Evet, müzik ha? Evet. Peki sen bana sormadan bu kızları nasıl eve davet edersin Helga'cığım ya? Yahu Üçlü sen adama demedin mi? 10 tane evim olsa onu da öğrenci kızlara veririm diye. Herhalde bir Müştü'nün de canı ister ki bu kızlar sokakta kalmasın. Onu demek istemiştin değil mi? Yoksa yanıldın mı ben? Öyleydi. Kızlar sokakta mı kalsın? Yok, kalmasın. Hani önüm misafirindir. Açılır be! Tuvaletin kapısı niye açılmıyor? Açılmaz çünkü Lale banyo yapıyor kızcağız. Ya peki ben ne yapacağım? Canım kaç gündür ne bir sıcak ev ne bir sıcak banyo diyormuşlar. Bu hafta kızcağız banyo yapsın. Yapsın da ben ne yapacağım? Tutacaksın, tutacaksın. Beni bırak kendi halime. Sana bu halim zor gelir. Düşünürüm kendi kendime. Şu koca dünya dar gelir of. Beni bırak kendi halime. Sana bu halim zor gelir. Fış fış kayıkçı. Oktay abiyi çok sevdim. O da seni çok sevdi. Sizin neden çocuğunuz yok? Neden çocuğumuz yok? Üstelik çocukları çok seviyorsunuz. Tanrı bize vermedi. Uzun hikaye. Olsun, anlatma. Uzun hikaye dedim ya, boş ver. Beni bırak kendi halime. Şşt, oyunu bırakın, şimdi meyve zamanı. Küçük çocuklar kocaman adam olmak için meyve yemek zorundadır. Benim babam hep böyle söylerdi. Bak bu küçücüktü, meyve yedi, böyle oldu. Hı? Bak daha da büyüyecek şimdi. Amca, ha. Sıra kimde? Ali Bey'de. Aç 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 aç. Helga! Helga! Efendim kocam buradayım, söyle. Karnım açık. Geçireceğim demedin mi Uçtu? Çocuklar da ev yemeğine hasret kalmışlar. Her şeyi sildi süpürdü zavallılar. Ama merak etme, ben hemen şimdi sana bir tane yumurtayı kırarım ayaküstü. İstemem. 4 kişi bir... Zaten hoş geldiniz şerefe yaptık. Yani yabancı hissetmesin kendini zavallıdır diye. Ya Helga'cığım, bak eve geliyorum bir gürültü. Tuvalete gidiyorum, kapalı. Dolaba geliyorum, yemek yok. Üstelik ben dışarıya gidiyorum. Nereye gidiyorsun canım? Gidelim mi? Bekle biraz.
Cemillere gideyim canım. Yani ya ama... Robocop ve Tarzan artık dost olmuşlar. Uzay gemilerine atlayıp uzayın derinliğinde kayboldular. Bir elma ağacının yanından geçtiler o sırada. Elma ağacından 3 tane elma düştü. Biri Robocop'un, öbürü Tarzan'ın başına. Öbürü de herhalde Jane'in başına düşmüştür. Fena yorulmuşum ama. O kadar çok tepindin ki tabii yorulursun. Vallahi öyle. Çok eğlendik yaratayla. Eğlendik de yarın gidiyor ama. Evet. Çok da alışmıştım ona. Özleyecek misin? Özleyeceğim tabii. Gerçek bir aile gibiydik onunla. Ne demek şimdi o? Lafın gelişi söyledim canım. Kızdın mı? Yok canım. Niye kızayım? Aslında haklısın. Ya sen... Ben öyle... Yani... Nasıl anladın? Tamam haklısın. Kendimi fazla kaptırdım ben. Ali yarın gidiyor. Sessiz evimizde baş başa kalacağız, tamam mı? Üzgün müsün? Yok, aslında daha iyi olur. Kafamızı şişiriyordu kerata be. Bas bas bağırıyordu. İyi böyle, iyi. Böyle daha iyi, baş başa. Bence de. Hüştü, canım. Hayatım, kızlar uyudular. Gelebilebilirsin yani eve. Ha? Hepsi banyosunu yaptı. Gerçekten diyorum, yattılar da. Yok yok, ben gelmeyeyim. Cemil'le biraz daha laflayayım. Sonra, daha sonra gelirim. Çüz. İyi, çüz. Kızlardan dolayı hala bana tavır koyuyor tabii. Üzüleceğim diye düşünüyor. Burnumu sürtme yapıyor. Üzülmeyeceğim işte. Hiç de üzülmeyeceğim Güçlü Bey. Çocuklar, bu tuvalet koridorun sonunda mıydı? Ha dayı, en sonunda, en sonunda dayı. Ben ne talihsiz bir adamım Aynur ya. Ben de. Allah'ım ya, ne günah işledim ya. Aylarca seni düşündüm, hayalini kurdum. Nikahlanıyoruz, tam böyle bir gece geçireceğiz. Tutuyorum, kızamık oluyorum. Hadi hastalıktır diyorum, geçer diyorum. Evet geçiyor, gücüm kuvvetim yerime geliyor. Dayım çıkıp geliyor. Esneme Aynur, esneme, hasta etmedi be, esneme. Ay Rabbim, Cemil çok uykum geldi, dayanamıyorum ya. Thank you.
Cemil? Cemil? Cemil hadi kalk yatağa gidelim. Cemil, hadi hayatım. Çok mu içtin?